Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ankara'da bakan ve bakan yardımcılarını ziyaret ettiler. Vali Aydoğdu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Erzincanlı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu makamlarında ziyaret etti. Vali Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Karaman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ı beraber ziyaret ederek Ergan Dağı Oteli, Çayırlı Gençlik Merkezi, Erzincan Merkez 1000 kişilik spor salonu, planlanan projeler, atlı safari ve binicilik, offroad ve motocross, yamaç paraşütü, kano ve rafting, açık halı sahalar, Tercan Gençlik Merkezi hakkında görüşmelerde bulundular. Son olarak ise Milletvekili Süleyman Karaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Erzincan'da yapımı devam eden 500 yataklı hastane ve sağlık alanında Erzincan'ın talep ve projeleri hakkında istişarelerde bulundular. Ziyarete ilişkin olarak konuşan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yaptığı açıklamada, "Sayın bakanlarımız ile temaslarımız devam ediyor. Erzincan Valimiz Sayın Doçent Doktor Hamza Aydoğdu ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak'ı ziyaret ederek Erzincan'da yapımı devam eden ve planlanan projeleri hakkında istişarelerde bulunduğu konulara hassasiyeti ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim. Sayın bakanlarımıza misafirperverliği ve destek sözü için teşekkür ederim," dedi. Erzincan'da Ali Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 3 küçük kız çocuğu trafik yoğunluğundan dolayı geçmekte zorlanınca polis ağabeyleri onlara yardım eli uzattı. Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği önünde nöbet sırasında yoğun araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçemeyen çocukları fark eden polis memuru küçük kız çocuklarının karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar polis karakolunun kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Libya'da işe benzeri olmayan yaşanan sel felaketiyle birlikte Türkiye'den yardım ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibi Libya'da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Erzincan'dan UMKE sorumlusu ve 2 UMKE personeli afetzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirildi. Merhaba saygıdeğer hacı adayımız. Burada hacca gitmek üzere ön kayıt yaptırmak istediğiniz hac konaklama türü, hac kurasına katılmak istediğiniz ili ve birlikte gitmek istediğiniz kişilerle bağlantısı yapılarak müracaat işlemleriniz yapılmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllarda müracaat etmiş olduğunuz halde konaklama türü, birliktelik bağlantıları, kuraya katılmak istediğiniz il, adres ve iletişim bilgilerinizde değişiklik yapma işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Hac ön kayıt başvurusu hakkında bilgilendirme ve kişisel verilerin korunması hakkında kanunla ilgili aydınlatma metnini dikkatlice okuyarak yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum alanını işaretleyerek devam et butonunu tıklayınız. Hac ön kayıt için ön kayıt başvurusu butonunu tıklayınız. Hac ön kayıt ücretini yatırmamışsanız ilgili bankalardan birine yani banka internet şubesi, banka ATM'si veya banka şubesine giderek ücretinizi yatırınız. Hac ön kayıt ücretini yatırdıysanız ilk aşamada
hac organizasyonuyla ilgili işlemlerinizi takip edeceğiniz ve Kura'ya gireceğiniz ili ve ilçeyi seçerek iletişim ve kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak giriniz. Devam et butonuna tıklayarak ikinci aşamaya geçiniz. Kur'an-ı Kerim bilgisi, sağlık bilgilerime ulaşılması kısmı varsa, şehit yakınlığı ve gazi bilgileriyle ilgili kısımları doldurunuz. Hacca gideceğiniz konaklama türünün detaylarını inceleyerek hangisinin olacağını belirleyiniz. Kura'ya tek başınıza gidecekseniz ilgili alanı işaretleyiniz ve devam et butonuna tıklayarak dördüncü aşamaya geçiniz. Kura'ya yakınlarınızla birlikte girecekseniz ilgili alanı işaretleyiniz ve devam et butonuna tıklayarak üçüncü aşama ekranındaki Kura birlikteliği yapacağınız kişilere ait bilgileri her seferinde eksiksiz olarak giriniz. Kura birlikteliği yapacağınız kişilerin tamamının bilgilerini ekledikten sonra devam et butonunu tıklayarak dördüncü aşamaya geçiniz. Kura birlikteliği yaptığınız kişilerle kendinize ait bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek kaydet butonuna tıklayınız. Yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. Yanlış bilgiler varsa güncelleme butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar kaydet butonuna basarak hac ön kayıt işlemini bitiriniz. Hac ön kayıt başvuru işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hayırlı olsun.